Arkadaşlar diş doktoruna gitmiştim. Oradan öyle olmuştu. Bir de şuraya gitmiştim. Orada da çok trafik olduğu için bu sefer de bugün de oraya gitmedim. Şey blok başlıyor. Ya Yani çel. ça Ya hafif hafif ay, ilerletelim ay. bari. Bu Ya. arada Yüzden ben geldim. Şu an buradaki tek hekimim. sen kime bakıyorsun ya? Bak herkes gözler gözler diyor. Nereye bakıyorsun sen? Ya ben kameraya bakmamışım, kendime bakmışım. Bunu çekerken fark etmedin mi? Ya insan dalıyor öyle. Bende biraz şaşırılık var mı Nesrin? Şaşılık mı? Yo. Evet. Bak bir gözün direkt bize bakıyor. Diğer gözün biraz daha böyle ortalığa bakıyor. Olabilir belki, hiç fark etmedim. Olabilir belki ama şaşılık Ondan yok. sonracığıma öyle hasta bekliyorum. Bir şey yapmıyorum. Saat de öğlen oldu. Sabah geldim işte. Aslında çekmeyecektim. Yayın açacaktım mobil. Sonra ama hasta her an gelebilir, yayını kapatırım diye korkmuyorum ki en iyisi vlog çekeyim falan filan. Öyle işte bugün buradaki bir günümü çekeceğim. Evet. Hastaya gidelim. Hastaya gidelim mi? Evet. Hasta gelmiyor mu? Sesim gitti. Çağrı konuşamıyorum. Bir dakika. İstersen sen de orucunu aç Geliyorum. gel. Arkadaşlar kız niyetli lütfen birazcık hani inanmıyorsunuz Şey, çağır iki katlı ya, yani aşağı ineyim anlamında. Giriş bari kattan geliyor ya. saygınız olsun. Matat orucu. Evet, kaç katlı orası? İki katlı. Ben üst katta takılıyorum. Gelirse hasta aşağı geliyor. Ha. Ya hastayken çekemedim. Utandım. Gizlice hastayı çekmeye çalıştım. Dedim göründüm bilmiyorum. Tam orada Starbucks siparişim geldi. Suzan Öztürk, Suzan Öztürk diyor. Kimse yok burada diyorlar. Benim yemek sepetim annemin üzerineydi. Ben onu unutmuşum. Hiç de takmıyorum o an hasta var diye. Neyse işte. Bundan yarım saat 40 dakika sonra Starbucks gidip içmeden de diş çekemiyorsun ha Nesrin. ya Valla. orada kendimi mutlu edeyim dedim. Oldu mu peki mutlu olmuş gibi de değilsin Olmamışım Bir demek ki. hasta randevusu daha var. O da diş taşı temizliği yapacağım. Şu an dinlenme odamızdayım. Bir tur attıracağım burayı. Ondan sonracığıma öyle. Artık akşam kaçta giderim bilmiyorum. Bir de bugün şeyci gelecek. Ortodonti hocası gelecek. Diş tırnak Yoruldu uzmanı. konuşurken. Onun hastalığına da Konuşurken yoruldu nefes nefese kaldı bak. Nefeseyim. Çağır bu videoda. Bir de dinlendirecek Starbucks'ın geldikten sonra bir de oraya geçeceğim sizi buraya gezdireceğim. Çok ilgilendirmiyor. Ondan sonra o gelmeden turu attırsam daha iyi aslında. Şimdi odam varken utanırım falan. Böyle ya, ne yapayım? Bunu içeyim. Ha dur. O neydi? Şimdi burayı Bilmiyorum turlayalım. ya Bak size Mert. Cringe oldum gösteriyorum. Bu kendi nasıl çok kendime kötü ya. dinlenme Ya odamız. niye oldun ya? Bu videoda Nesin kedi mi yiyor? Yok Ha, artık. dur. Tamam, diğer taraftan Buna göstereyim. inanmamızı Böyle bekleme. giriyorsun. Şu an benim malzemelerim çok dağınık da burada. Böyle Ne burası odası var, burası burası? var. Burası küçük aslında. Hatta Dinlenme ben buraya kendi odası. televizyonumu getirmeyi bile düşündüm. Burada ne var bilmiyorum. Elektriksel işler olabilir. Biz geçen gün Elektriksel buranın işler oyun ne odası ve biricik burası göndermiş. Abi varsayım. selam, Bir üniversite için dakika. İstanbul'dan her şeyimi bırakıp Denizli'ye geldim. Fakat hem insan profili hem şehir beni tatmin etmedi. Üstüne yurtta kalınca intihar eşiğine geldim. Çok mutsuzum. Her Ne oldu? şeyi Biri mi kaçırıyormuş banlanıyor? gibi hissediyorum. Sence İstanbul'a de. Kardeşim o hissi çok bildim. Bak. Üniversitenin ilk haftalarında olan his bu. Bu his hepimizde var. Hatta zaten ilk gittiğin zaman üniversite zaten eminim sende olmak üzere bütün arkadaşlarına şey diyordur yani. Ben geçiş yapacağım zaten kafasındadır eminim. Ama benim aldığım duyumlara göre kanka. Öyle 50 TL göndermişsin sana direkt söyleyeyim. Benim aldığım duyumlara göre acele etme derim. Denizli'den bahsediyorsak eğer. Ben de Muğla'da okudum. Biraz kulağımız kesikti. Sen hacım acele etme orayı bırakıp bir şeyler kaçırdığını zannetme hiç. Burada da bir bok döndüğü yok çünkü. Onu ben sana söyleyeyim. Doğru anahtarı bulamamışsındır daha bir ayda ki çok normal. Anladın mı? Sakın acele etme. Bir süre sonra öyle ortamlar öyle bir sarmaya başlıyor ki haberin olsun. Bu sefer yaz tatilinde de buraya dönmemeye kararını verirsin bir anda. Onu sana söyleyeyim. Ben de öyle olmuştu yani. İstanbul'a geldim. Bir an önce okul başlasın gideyim kafasındayım yani anladın mı?
Ya İstanbul'a geldim. Ya yaz tatili falan bitsin dedim ya. Ne yaz tatili abi yani? Zaten geç döndüm İstanbul'a ben. Ufak, çok ufak. Yenebilir. Ama o kanka hepimizde oldu ya. Gerçekten. İlk defa gittiğim bir şehirde hep oluyor o. Yani yurda girdim böyle baktım var ya bir de var ya yurdum böyle misafirhanede kalıyorum. Böyle 20 tane ranza var. Tamam mı? Bir girdim abi böyle kocaman. Dedim bu nasıl dedim bitecek bu okul ya. Nitekim bitmedi evet ama olsun. Yerleştim. Ondan sonra muhabbete biraz böyle dahil ola 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 onun şakası gülme falan filan derken bir yerden sonra bir sardı amına koyayım bir şey oldu. Koğuş gibiydi ya benim ilk. İlk koğuş gibiydi yani. Ama sonra bir sardı abi. Sana bir tavsiyem var. Sosyal ortamını hemen derhal acilen genişletmen lazım bak acilen. Git insanlarla tanış kulüplere yerleş hemen kulüpler. Bunun için çok iyi. Kulüplere direkt gir abi. Ben sırf yurt odasına geri dönmemek için bütün günümü doldurmuştum full kulüpler, bir aktiviteler bilmem nelerle. Sonra yurtta apayrı sarınca başka oldu. Ama sana şunu söyleyeyim İstanbul'da da hiçbir bok yok. Onu ben sana net bir şekilde söyleyeyim. Benim şu anda imkanım olsa şöyle güzel bir sahil kasabasında böyle yapardım bu yayınları. Hani buranın kuru kalabalık artık kuru bir yorgunluğu var buranın gereksiz. Kuru bir yorgunluk var yani anladın mı? Şöyle güzel bir sahil kasabasında kalkardım çayımı demlerdim. Arkadaşlar dedim akşama güzel bir oyun. Şunu oynuyoruz şu yayın bu yayın. Güzel güzel eğlenir giderdik yani anladın mı? Burada amına koyayım kalkıyorsun güne yorgun uyanıyorsun zaten burada. Bir şey oluyor onu yap bunu yap alo bilmem ne derken bir anda bakmışsın enerjim bitmiş. Ya oraya git gel mesela trafikte bilmem ne de yaşlanmışsın sen abi. Aksine. Aksine. Abicim bu yaşlılıkla gençlikle alakası yok. Sen niye güzelim gençliğini o zaman heba ediyorsun madem ben yaşlandım? Olur mu öyle şey? Hüsamettin Eli Tergen demiş. Önce yerleş sonra yerleştir. İşte üniversitenin sırrı budur. Hüsamettin eğitim camiasına senin bu yaptığın katkıdan dolayı seni ekstra tebrik ediyorum ya. Çok sağ ol. Devo ile Jahre'ne komşu ol. Abi hiç spor yapma avamına değilim. Çok sağ ol. Yok abi her gün gidemem yani cimlere falan. Eyvallah çok teşekkür ederim. Pencere olmadığı için. Geçen burada bir uyumuş kalmışım var. Bayağı 2-3 sabah uyudum. Burası üst kat. Ondan sonracığım burada mutfağımız burada. Dinlenme odası burada. Ünitler burada. TFT oynadım. Bilgisayar burada. O yüzden ben sadece full üst kattayım. Yiyorum, içiyorum. TFT oynuyorum. Arada hasta geliyor. Aşağı iniyorum. Hasta bakıyorum. Öyle devam edelim. Şimdi burası benim TFT oynadığım oda. Bu Yusuf Hoca'nın odası aslında ama Bunu benim senin doktorun izlemiyor mu ya Nesrin? Hocan izlemiyor mu? yani. Ama Çağrı olay şöyle. Burası Çağrı ne ya? Benim adım muhasebeye Çağrı. ya. Ama Çağrı. Burası pardon. Burası yeni açıldı ya. Hiç hasta gelmiyor. Ne yapayım? Tüm günü öyle mal gibi duruyorum buraya gittiğimde. Buraya haftanın bir günü gidiyorum sadece öyle. Ben de oyun oynuyorum. Ne yapayım? Bak Hüsamettin demiş ki onun abi onun donate otomatik okundu benimki niye okunmadı demiş Hüsamettin. Mami neden okunmadı? O Abi da 50 5 liracık bir gönderdi. yollamış. Nasıl okusun? O da 50 gönderdi. Hüsamettin de 50 gönderdi. Dur ben onu okutayım o zaman. Bug'a girmiştir. Tarık Cansınıl 50 liracık Aa Tara da göndermiş. okuyor. Abi bağışım kaçtı ama bakabilirsen çok Hüsamettin mutlu sana edersin pişlik beni. yapmış olabilir. Yani stream şeyi. Niye Hüsamettin'inkini okumadın? Bütün 50 liraları okuyor. Abi bağışım kaçtı ama bakabilirsen çok mutlu edersin beni. Kanka keşke bir daha gönderseydin aynı bağışı o zaman. Çok teşekkür ederim 50 lira için. Tekrar bakıyorum. Abi bağışın gelmemiş ki ama ben şu an bulamıyorum maaşını. Evet. Yolladım abi geldi mi? Husamettin 50 liracık Heh. göndermiş. Önce yerleş, sonra yerleştir. İşte üniversitenin sırrı budur. Tamam. Kanka. Çağrı chat'te Yahudi veya Hristiyan varsa bana ulaşabilir mi sorabilir misin acaba? Tubas 5 TL göndermiş. İlk tercihine yine de sen Yahudilik yaz o zaman Tuba. Tövbe estağfurullah bu ne ya? Bu ne ya? Hinduizm son tercih artık o 24. tercih ona yapacak bir şey yok. Açıkta kalmayayım.
Bir yere bir mensup olayım ben yine de ne olur ne olmaz. Ha, ödev için mi? Çok pardon, özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Allahsız lazım olsun nezir var. Ya. Tövbe estağfurullah. Livramento işte demiş. Abi nasıl donate atılıyor? Kanka. Atmışsın kanka. Kanka. Doshin 8. renk kutlasın. Halı sahada hep 8 giyerim. Güzel. Ben de bir oturuşta 8 atarım. Gereksiz bir info. Gol anlamında halı sahadan bahsettiğimiz için. Yani şu an buraya Sen oturuyorum burada mı abi. TFT Markada oynuyorsun? neymiş? Çare. Biraz daha ama yakına gitsene, yakın hiç detay Marka almamışsın. çekmişim orada. Ama hiç detay almamışsın, hep üstün körü çekmişsin. Hadi Turbo X, Turbo DJ X. Kelly'sin tabii mi? Oğlum sen bak, günün maçından beri bunun lafını sokmaya mı çalışıyorsun? Oğlum salın lan artık gollü mücadelelerde Beşiktaş'ımı. Allah'ım her yerden laf yiyoruz ya. Kardeşim. Bak. Hakan Arıkan. Hakan Arıkan! Uç! İki bir yendiğimiz evimizde 2-1 yendik ya. Eda 5'te göndermiş. Çağrı durmadan aklıma geliyorsun. Hayal ediyorum da yatakta nasılsındır. Ya da Allah nasıl olalım Eda? İyi sağ olun. İyi. Sende ne var ne yok yatakta? Valla koşuşturuyoruz işte. Nasıl olalım? Ha, yuvarlanıp duruyoruz işte. Dönüp duruyoruz. Nasıl olalım? Yuvarlanıp gidiyoruz. Nesrin? Öyle derler Şaka? ya. Sustum. Tarık Can 5'te gelmiş. Selam abi. Instagram'dan da yazmıştım. Bir projemiz vardı. Google Lotpixel yazarsan bulursun abi. İnceleyip yorumunu, fikrini söylersen sevin. Oyun ve filmde kullanabilecek hazır asetler üretiyor. Sıvagi abim anlar. Teşekkür ediyorum. Büyük demiş. Kankacığım hayırlı olsun. Ne yaz? Lotpixel yazarak arkadaşlar bulabilirsiniz. Onu şimdi ben yazayım bulayım falan derken ben kesin yanlış bir yere girdim, ban yerim. 20K'lık kasa vardı Ütopya'da, yapacaklardı. Ne oldu? Almadık. 20K'yı yalan ettim be bizi. Ulan ben yalan ettim değil mi amına yerinde? Yine ben yalan ettim değil mi? Ulan var ya kanka, gerçekten var ya, ben yalan ettim değil mi kankam? Vay anasını avradını ya. Vay be kardeşim ya. Yine amına koyayım, yine yaranamadım. Günün sonunda ben yaranamadım ya. Turbo X mazdelim Turbo bir X ne araç. ya? Burada işte TFT falan Markasıymış Senin canın bu video çekerken TFT mi çekti ya Nesrin? Keşke açıp oynayıp video durdurup bir açıp oynayıp. Yarım çağırıyor. saattir TFT anlatıyorum bir nokta. Yok canım. Şimdi malzemelerimizi göstereceğim. İlerlet Burada istersen. bırakayım. İstemiyorum, ilerletmeyeceğim. Şurada devam edelim. Sonra burada sterilizasyon odası var ama. Bu çok da önemli değil. Burada bir tane daha oda var. Böyle Kapıyı ünitler açamadığın var. için bir content diye es Çok geçti. güzel inşaat manzaralı ünitimiz var. Böyle oturursun. Ben buradan böyle kıs yaparım. Tam da karşında Kodak Express var bak, şey dersin. Artık fotoğraflarda gülümseyebilirsin. Hatta git hemen çektir bir tane. Ondan sonra başka da hiçbir şey yapmam. Böyle burada masa varmış. Burada yine ayna var. Buraları hızlı geçiyorum. Sonra bir merdiven iniyoruz. Burada da diğer klinik var. Burası en büyük klinik aslında. Çekmeceler falan var. Göstereyim mi? Ondan sonra eldivenler, large. Şu Bunlar eldivenleri görene yeniliyor. kadar ben bir diş Saçın doktorunda çalıştığına inanmıyordum Nesrin'e. Şu an biraz ikna oldum. Hani gidiyor Ne geliyor ama. varmış? O acaba Nesrin buraya diş doktoru mu zannediyor diye ben düşünüyordum. Neyse salla. Bond fırçası diye geçiyor da boş ver. Falan filan doldular, cartlar. Burada ne var? Biraz Böyle ilerletiyorum. avlu yemek falan yapıyor. İlerlet, Bugün börek ilerlet. Öyle tur yapmıştı. attırdım Allah ya. Bir şey afetini yapmadım. yetiştirdi. Dur Annemin doğum bakayım gününe dur. gelelim mi? Allah Dur bir dakika ama Nesrin. afetini yedirelim mi dedi? Bak tam orayı denk getirdi, bak ne dediğini anlayamadık. Ama böyle abla yemek falan yapıyor. Bugün börek yapmıştı.
Allah affetsin, yedim, çok güzeldi. Şey çekmesem de olmuş. Düzleştiricim burada. Daha demin saçımı düzleştirmiştim. Ben burayı vazgeçtim. Sil. Sil mi? Sil mi? Sil mi? Kime söylüyorsun? Kendime ne silinmemiş olmuş bir şey silmemişim. Sil. Sen yanlış çektin de öyle şeyler mi ya ekliyorsun? Arkadaşlar siz olayı anlamadınız ya. Nesin yanında çalışan 30-35 bin TL'lik maaşlı editörüne orada sil demiş, silmemiş. O var silmesini yapacak bir şey yok. Yok ben editledim, ben editledim. Burayı sil. Ne sanki Nesin'in yeriymiş gibi. Güzel ya, seviyorum. Burası da teras. Terası güzelmiş. Burası, burası Marmara. Şu inşaat yoktu, yeni yapılıyor, anlamadım. Marmara'ya böyle hızlıca gidebiliyorsun. Luna Park var. Güzel, her şeyler var burada. Buğra boss 1000 liracık göndermiş. Evet. Maşallah. Bu ne? Şöyle. Aha. Hayır. Ey. Buğra. Oğlum bu donate'in ilk geldiği anda bum sesi var ya. Sıkıntıya soktu bir an böyle. Çağrı tam şaşırdım, yerde geldi, fark ettin mi? Baksana maaş alındı, aidatı bırakayım şöyle. Estağfurullah güzel kardeşim benim. Kesene bereket. Çok sağ ol Buracığım. Nesrin de bakıyor kim attı diye bakıyor. Kedimi yavlama sesi var, dur. Şimdi oyunumuza... Dur ben bir kediyi yiyip geleyim mi dedi orada? Hayır ya. Açtık. Burada oğlum Mami bak 1000 lira gönderdi adam, 1000 liracık diyor bak hala bak. Onun bir otur anlat ona bak. Bu devu böyle böyle konuşmasın bak. Tamam onu, tamam onu ayarlayayım. Anladın mı? 1000 liracık diyor ya. Arzu 25 lira gelmiş. Abi benim birkaç haftalık hoşlandığım biri var ve ilk adımı hep o attı. Hep o yol yapıyordu, hoşlanmaya başladım. Geçen hafta sevgilim var dedi. Kazım şok ses oldum. Ver. 50 liracık göndermiş. Abi 7 tane attı, adamlar denediler denediler. 8 atamadılar. Siz bu Liverpool'dan nasıl 8 yediniz ya? Kardeşim şu anın konusu mu ya? Amına koyayım. Allah Allah. Talihsiz bir gündü. Kazım. Sağ ol. Arzu'nun donate'e geri dönelim. Arzu. Sevgilim vardı, şok oldum ama hala benimle ilgili çok kafamı karıştırdı. Ne yapsam bilemedim. Sana yazdım, özür diliyorum. Siktir edeceksin Arzu o çocuğu. Sevgilisi varsa siktir et, sevgilisiyle ilgilensin. Hayır gelir mi yani sevgilisi olduğunu madem biliyorsun. Ben şey desene madem sevgilin var, bana niye bu kadar yakın davranıyorsun ya? Problem yaratmıyor mu kız falan de. Anmazlık yapıyor belli ki. Deseye de görüyorum bir adet. Ve TNT. Mami teyzeye baksana. Aleykümselam. Börek eşliğinde ve içeceğin eşliğinde birazcık keyif. Bir sonraki hasta 6.30'da. No, su bari bir etkinleştir ama bak diş doktorusun. Ben o işlemleri bilmiyorum ya. Bir işlem yok. Alt tapatmayı da öğrendin artık. Windows'u %100 kullanmaya başladın artık. Bütün imkanlarını tamam. Kullanıyor Windows'un artık. Artık etkinleştir. Hani alta patlamadan önceki döneminde etkin değilse ona bir şey demezdim. Evet Mert. Evet. İkinci börek tabağı mı, onu soracaktım. Evet, ikinci börek tabağı Mert. Ne yapayım? Sıkıntıdan yemiş. Teşekkürler, not alıyorum. Oyun olmasını bekliyorum. Oha içeri kedi. Nesrin canım çok börek çekti ya. Yapayım mı çağrı tekrar? Yapsana. Ispanağı bol olsun ama bu sefer. Peynirli ıspanaklı yapsana. Tamam yaparım. Tamam bekliyorum. Tamamdır. Tamam ne zaman biter? Yarın yaparım. Yarın çok geç. Doğru, şimdi mi yapayım? Bu ses tonuyla, bu tonlamayla zaten şimdi yap diyemem sana. Öyle bir tonladın ki küfür eder gibi tonladın zaten, anladın. Peynir şimdi mi yapayım? Peynir evde, peynir, peynir. Evde zeytin mi yok? Yalana bakar mısın hocam? Evde zeytin yok, yemin ediyorum. Zapsik sok. İleride annemin doğum gününe gidelim.
Tamam gideceğiz. Kegir'imi yayınlar bir öpücük atar mısın? Nasıl? Öpücüğüm. Ay oyun da buldu. Pişt. Ne var? Bak bak nasıl kovalıyor kediyi bak. Kediyi mi yiyor? Ne oldu? Oğlum hiç beklemem ama öyle bir şey. Ne oldu? Ne oldu? Kediye su mu versek ne yapsak diye düşünürken o arada yedim. Milyonlara kaybetmişiz. Bir tek bunu almışız. Kaybetmişim. Aha. TFT'de yine 7. oldum. Kapatıyorum bilgisayar vallahi gidiyorum ya. Sen bu TFT'yi öğrenemedin neresin? Yani olmuyor. Abi bir senedir de bununla niye ısrarcısın nesin? Bir senedir oynuyorum. Ama belli oyulmuyor belli ya. Yani bu. Ya seviyorsun da TFT seni sevmedi ya. Öğrenemedin yine de yani. Yine 8. olmadım ben Esrin. Evet 8. olmamış. Bir senedir oynuyor geldi nokta 8'den 7. Ama plat 4 oldum. İşte nasıl oluyorsun böyle plat 4 onu da anlayamadım. Takmazın yüzünden mi? Oğlum yeter şu çocuğu artık şey yapmayın. Çocuğun günahını ala 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 cennetlik yaptınız. Arkadaşlar Budist var mı aranızda? Ödev için mi Tuba? Ödev içindir. Gel anlat istiyorsan Budist. Gel bir anlat bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi onu koyacağım mutfağa. Abi çok mantıklı geldi ya. Utandığım için konuşmamışım. Ne oluyor şu lan? Şu an kaydediyorum o yüzden sesi. Burası ben de Discord'dan diyor sandım. Ne oluyor amına koyayım lan harbiden? Rok gülmeye bak. Sesli. Çağrı video editlerken ses kaydettim. Sustum. Oğlum bu Nuri Bilge Ceylan'ın hareketidir bu. Sen niye böyle bir şey yaptın? Banko var. Duvarda güzel yazımız var. Burayı çok beğeniyorum. Ondan sonra yukarıdaki gösterdiğim ünitlerin aynısından aşağıda 4 oda daha var. 4 tane daha ünit var. Hastalık. Ya bizi nasıl kandırıyorsun? Nesin sen böyle? Onları çekiyorum şu anda. Hepsi birbirinin aynısı zaten. Ve bu da alt kattaki teras. Dış kattaki. Allah yine mi sen her yerden karşıma çıkıyorsun ya? Üst kattaydım oradaydı alta inmiş manyak. Bu artık senin akşam yemeğin olmak istedi yani artık bağırıp şekilde. Burası da diğer kat. Ne var ne istiyor? Su verdik yemek verdik. Gün batımı vakti geldi. Çok ses var ama hava çok güzel. Keşke buraya da daha sakin odanda seslendirseydin. YouTube'dan gün batımı sesi yazsaydın, onu oraya atsaydın, anladın mı? Hala bizim diş taşı beyaz atmasını bekliyorum Allah'ım. Ay ne güzel güneş vuruyor. Akşam Nesin sen orada ne bekliyorsun? Müşteriye ne yaptın? Diş temizliği mi? Diş taşı temizliği mi? Çağrı neler oldu? Başıma neler geldi? O gün hasta gelmedi. Aynı anda 3-4 hasta geldi. Bir tanesi söylendi. Bayağı laf söyledi gitti bekletiyorum diye. Bir tanesi ağlayan bir hasta geldi. Bir şey söyleyebilir miyim Nesin'cim? He. Sen acaba diş doktoru değilsin de diş taşı temizleyicisi misin? Yok bu beyazlatmaydı. Diş taşı artı beyazlatma. 2 yıllık diş beyazlatıcı bölümü mü? Hayır diş taşı temizlemeyi seviyorum. Çünkü en basiti o geliyor bana. Ama normal kanal dolgu da yapıyorum. Diş taşı temizleyicisi. O dalı seviyorum ne yapayım? Sinirim bozuldu. O kadar çok hasta geldi ki hiçbir şey çekemedim. Bir tane daha önce işlem yapılmış bir hasta vardı. Çok kötü ağrısı varmış ama duramıyor. Kaplama takmışız. Biz burada takılmış. Saçını iyi yaptın öyle attın iyi oldu. Çıkartmam gerekiyordu rahatlasın diye. Yarın bir daha yapılacak işlem ama bugün saçını. Rahatlaması lazım. Kaplamayı çıkartmak var iltihaplıyım bir de. Ağlıyor bağırıyor hasta. Ben zaten öyle şeylere çok şey olurum. Ya bu ne yazı bir blok ya bu? Bu nasıl bir blok ya? Hiçbir şey anlamıyorum amına koyayım. Ben zaten öyle şeylere çok şey olurum.
Ya Çağrı, ben söyleyeyim mi burada? Orada bir şey söyleyeceğim. Canlı yayında nasıl daha rahat olabilirim? O bir de kayıt sonuçta. Ben böyle bağıran insanlara işlem yaparken kötü hissediyorum kendimi. Bağırırken daha da canını acıtacağım ya. Kadın nasıl bağırıyor Çağrı cıngır cıngır? Çünkü canı çok yanıyor. Cıngır, ben bir de... Hasan hakkında cıngır cıngır nasıl bağırıyor? Bravo Nesrin. Ya hayır hayır. İsim vermedim, bir şey olmaz. Merdi. Ben kendimi çok kötü hissettim. Ben de gerildim. Gözlerim falan peki doldu. Peki sen acaba istedim. Kadının cıngır cıngır böyle diş etinle bir yerine mi bir şey yaptın acaba? Her yeri yüzü gözü şişmişti. Kaplamasının çıkartılması lazımdı. Çıkartmak için de kron sökücü diye bir alet var. Sert sert tak tak ediyor. Onunla çıkartıyordum. O yüzden oldu. Anestezi de yapamazdım şey olduğu için. Şişli olduğu için tutmaz diye. Öyle. Anestezi bildiğin... yapmadan yani kadının kaplamasını çıkarttın o aletle, tak tak eden aletle. Kadın evet da cırcır işte. Ediyor kadın. Hayır, çok bağırıyor, haklı bağırmakta zaten. Ben de çok kötü oldum. Bana diyor ki lütfen diyor siz bari gerilmeyin, daha da kötü oluyorum diyor. Benim gerginliğimi anladı. Ondan sonra işte. Bize o görüntüler lazım Nesrin ya. Çağrı evet, işte çeker. Çağrı haklısın biliyorum da kadın ağlayarak geldi. Ne yapalım diyeyim, sabahtan beri klavye mouse çekmişsin Nesrin ya. Balkon çekmişsin ya. Evet ben kendimi geliştireceğim. 8 kere inşaatı gösterdin bize. Burada da bu inşaat nereden geldi diyorsun her seferinde. Aynı tepki. Bir kere demiş sanki ya. Ya şu diş çekimi yaparken söyle oradan bir arkadaşına. En kötü kediye ver amına koyayım. Orada zaten. Alp dayı bana gelecekti dişlerini yaptırmaya. Ne yapılacak tam bilmiyorum. Onunla çekeyim. Çek. Tamam. Aa Çağrı senin dikişlerini alacaktı. Alayım mı? Lan dikiş mi kaldı Nesin? Kaç ay geçti üzerinden? Yeni makbul geldi. Adam dişlerini yuttu yedi. O muhabbetin üstüne ben iki kere süt dişi çıkarttım döktüm amına koyayım. Sen ne? Böyle bir hasta bakımı olabilir mi ya? Şimdi mi aklıma geldi? Ben başka şeyler yaparım. Ben dedim ki ne size benim dişimin şeylerini alabilir misin dedim. Bana ne dedi biliyor musun? O aletlerin adı ne? Alırım kesme dedim. Biçme şeylerin. Onlar var salırım diyor. Ya var dedim amına koyayım gel. Benim muayenemde var dedim onlarla. Hayır Çağrı alırım. Ünite var mı diyor bana ünite. Hayır evet. Sultan Gazi uzaktı ya o yüzden biz seninle olalım. Tamam da Nesrin ben de ünite nereden olsun Nesrin evinde? Ünite. Tamam Çağrı hadi annemin doğum gününü izleyelim. Tamam Çağrı hadi izleyelim. Kaç hasta daha vardı? Şimdi beyazlatma yapıyorum. İlk seti yaptım. Son 5-6 dakikası kaldı. İkinci setini yapacağım. Onu beklerken çekeyim dedim. Şarjım da %2 şarjı su koyacağım şimdi. Hastaları çekmek istiyorum işlem yaparken de işte izin almam lazım. Bu böyle iç dökme. İç dökme gibi olmuş değil mi? Hastaları çekmek istiyorum ama cır cır bağırıyorlar. Bunlar da gerçekten. Çekilmeyecek gibi değiller yani. Sanki bir şey yaptı. Ben... Sanki bağırıyor. Cır cır. Her şey olmuş şey. Ben mesela iç dökmüşüm yani sanki yayında. Sen burada iç dökmüşsün gibi. Evet. Evet güzel olsun, iç bu dökmüşsün. Bu değişik tarz olmuş. Ben olsun. Sizin dediğinizi yapacağım. Olsun. Tamam. Olsun. O yüzden çekemedim. Bu seferlik böyle olsun. Şu beyazlatma da inşallah güzel olur. Birazcık sorunlu bir dişler. Allah'ım çok yoruldum. Saat kaç? 8. Ya ne yaptın yoruldun Nesrin ya? TFT oynadın. Börek yedin. Hayır. Kediyi sevmedin bile. Girdi çıktın ya bu. Yemek geldi. Ne yaptın? Ama bir tane diş hava tuttun gidiyor. Bir tane dişe. Evet o da var. Bir tane hava makinesine hava tuttun. Yok yok o ağlayan kadınla beraber ben de şeydim ya gerginlikten yorulmuşum galiba. Bakayım 7:46 saat. Aldım şarj aletimi. GGVP görüşürüz. İnşallah beyaz olur da çok uğraşmayız ya. Gizlice hastayı çektim birazcık Çağrı. Ama bir şey söyleyeceğim. Nesin bu nasıl bilim ya? İnşallah beyaz olur falan diyorsun. Bu nasıl bir olay ya? GGVP ne alaka ya? GGVP ne alaka bir de inşallah beyaz olur. Ya bir diş doktoru benim mesela inşallah beyaz olur. Yani hayır, bu noktada inşallah kalıyorsun zaten burada. Keşke kadın gelmeseydi evden birazcık dua etseydiniz hep beraber bütün doktorlar birleşip. Oha, çok o da doğru. Denenseydi mesela anladın mı? Burada yok, şimdi yok. Acaba senin teknisyenliğin mi iş yaptı yoksa doğan mı kabul oldu onu bilmeyeceğiz hiçbir zaman. Ya. Onu anlatmayayım ya. Anlat ya. Normalde bazılarında tek seferde beyazlamayabiliyor. İkinci seans bir hafta sonra bir daha geliyor. Bazıları da tekte beyazlıyor. O yüzden dedim hani tekte biter inşallah anlamındadır o.
Hata yapınca enti mi diyor hastaları sorsana abi. Ha, dişi yaparken öbür dişi kırıyor. Neyse enti. İyi denemeydi onu çünkü onu da alıyordum az da. Neyse Allah. Şey yapıyor musun mesela? Böyle hastanın ağzına böyle açıyorsun giri. Ben bunu yapmayayım ya. Al bunu al. Al. Yaptın oldu mu hiç? Kesin yapmışsındır. Hayır, dışımdan yapmadım ama baktım zorlanıyorum. Çaktırmadan ben bir geliyorum, bir uzman doktorumuza danışacağım diyorum. Hani uzmanlardan biri varsa. Sen var ya hastaları nasıl panik yaptırtıyorsundur ha. Ama onu yaptığım çok azdır yani. Bazen benim benim ağzımda şu an birisi böyle işlem yaparken. Ben bir uzman doktoruma danışayım galiba veriyor. Yanlış bir şey yaptım falan deyip gitse. Hayır hayır yanlış değil. FF veriyorum orada. Hayır canım. Şey oluyor. Diyelim ki dişi çekmeye çalışıyorum ya. Baktım 10 dakikadır oyalanıyorum. Ki gelmiyor diş. Yapamıyorum. Yapacak bir şey yok. Hani bir saat uğraşabilirim ama daha hasta panik olmasın diye diyorum. Bir uzman doktoru çağırayım diyorum. Uzman hasta panik olmasına gerek yok. Neyse benim yanımda böyle bir doktor olsa ben zaten direkt panik olurum. Hayır başlarda oluyor ama böyle şeyler. Direkt uzman olamam ki. Evet ama işte bir senedir doktorluk yapıyorsun ya o yüzden dedim hani artık atlattırsın diye düşünüyorum. Ya diş çekiminde sıkıntı oluyor bazen de diğerlerinde olmuyor. O da hani diş doktorluğunda yoktur yani diş çekimi. Normalde de yaşamaman lazım yani böyle bir şey ama neyse yani. Hani diş çekiminde sıkıntı oluyor ama ben bir diş doktoru olduğum için onunla pek bir alakam yok. Dişle fazla bir alakam olmadığı için. Çok nadir gelen bir olay o zaten. Debbie Jones 10 TL göndermiş. Abi hafta İstanbul'a geleceğim. Yakın arkadaşımla zamanla arkadaşımla yürümüşlüğün var. Müsaitsen bir kahve içelim makara yaparız. Ya siktir git oğlum. Kimin arkadaşına yürümüşlüğün var lan? Debbie Jones. Gel bakalım kahve içelim. Ha yürümüşlüğün var demiş. Ben gittim artık nesline çenemi rahat söküp takabiliyorum. Lavrans 380 11. ayı olmuş öptüm canım demiş. Hoş geldin canım. Lütfen. Bak gizlice çektim hastayı çok az çağır sağda göreceksin. Mami diyeceğiz baksana. Gizli çekim ibaresini gördünüz mü? Lütfen. Kim hasta asistan mı bu? Yok o asistan şey çükrü kemiciyi tutuyor. Baba bir şey söyleyeceğim. Ben diş doktoru olmak istiyorum ya. Tükürük emici tutacağım amına koyayım ya. Yeter abi ya bu kadar abi. Tükürük emici tutmak istiyorum. Hava tutmak istiyorum ben artık. Ama o asistan işte. Suçluk bir şey yok. Yüzü görünmüyor. Ne olacak? Bu kanıtlamak içindi yaptığımı. Arkadaşlar salak saçma. Bu arabanın anahtarının arkasındaki sticker'ı söker misin artık rica edeceğim. Onu bir valeye taktırmış onu vale unutmasın diye. Onu artık Allah aşkına sök onu. Lütfen. Tamam sökerim hala duruyordu. Sökülmeye daha devam ediyor. Beyazlatma hastası beni çok zorladı. İstediğim gibi beyaz olmadı falan diye. Vermedi para. Klasik. Evet ya. Ne? Nasıl yani Nesin? Almıyor musun sen de para? Ya şöyle oldu. Ben şimdi bazılarında yeter yani beyazladı aslında ama daha da bembeyaz istiyormuş. Ben dedim ki bir hafta sonra dedim birazcık bir hafta şey olsun. Bir hafta sonra bir seans daha yapalım dedim. O da neyse sonra ben çıktım gittim yukarı kata. Sonra işte şey bankoya demiş işte ben haftaya geleceğim zaten falan filan bilmem ne cerçürt. Sonra benim umudum yoktu ama merak etmeyin arkadaşlar geldi. Beyazlandı mı? Verdi mi parayı? Beyazladı mı? Evet, beyazladı da verdi de. Ama vermeyen çok oluyor Çağrı biliyor musun? O zaman GGVP. Ya bu nasıl vermeyen çok? Seni o zaman gasp ediyorlar bunlar. Ya benim başıma çok gelmedi de ben daha az hasta baktığım için diğer arkadaşların başına çok geliyor. Ya ben geldim mesela dişimi beyazlat dedim. Bence beyazlamadı. Hadi görüşürüz gidip çıkabiliyor muyum öyle? Yok onda yani olmuyor. Normalde evet, de işte ne diyeceksin? Nasıl olmuyor adam galiba gitmiş işte. Galiba çıkabiliyor abi. Hayır şöyle atıyorum. Biliyor abi ben söyleyeyim. Ya diyelim ki bir kaplama yapıyorum. 1500 lira diyelim ki 300 lirasını bırakıyor. 1200 lirasını getiririm falan oluyor. Sonra burası bakkal ya Nesrin. Önden abi, ödeme bu nasıl bir iş abi onu anlayamadım ben. Böyle ya olmaz işte, ki Nesrin. Ya bir şeyler oluyor bazen de çok şey yapmayalım boş verelim. Baba sen benim çürük vardı ya onu çıkar. Onu tekrar geri taksana ben çünkü 300 vereceğim.
Haftaya tekrar çıkartırsın onu mu? Öyle bir şey mi olabilir mi ya? Çekmişsin, dişi tedavi etmişsin. Evet, bence de öyle. O yüzden mesela bunu bankoyla ilgilenmesi lazım ya. Bizim bankodaki kız da çok yumuşak şey olarak, davranış olarak ya, böyle bir şey diyemiyor. Abiciğim, gönderiyor sen insanlara ama niye böyle ithamlarda bulunuyorsun? Yumuşak olabilir. Hayır, yumuşak derken hani böyle o asistan tükürük tutucu tutuyor. Yaçar ya. Asistana tükürük tutucu dedin. Masadakine yumuşak diyorsun. Yani ama artık senin de hastaya cırcır dedin. Senin artık bir durun yok ama artık yani. Yumuşak derken hani şeyli böyle. Allah naif. Allah. Burada hala böreğin tadı ağzında arkadaşlar onu. Ya. Damak tadına oturmuş o. Klinikten çıktım. Annemin bugün doğum günü bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Doğum günü kutlayacağız diye yaş pasta aldım. Şöyle. Ay. Hayır, bir de bugün erken çıkarım. Son hastam 6.30'da diye seviniyordum. 9-10 geçe mi ne çıktım? Rüzgar çok Maltepe geceleri. Yine nefes nefeseyim değil mi? Arabam acaba kilolarımdan dolayı mı çağırdı? Ben hangi? Çok kilit yani bir soru sordu. Zannetmiyorum ama hani belki de olabilir mi acaba? Olabilir. Siz inşallah çarpmadan file market. Maltepe gecelerin diş temizleyicisinin Nesrin geliyor. Markete uğrayacaktım, uğrayamadım. Saat çok geçti ya. File marketi çok seviyorum. Değişik değişik ürünler oluyor çünkü. Aha bizim araba. Yay. Arabaya bindim ama hiç aydınlanamıyorum. Dünyanın en kötü vlogu oldu zaten. Eve gidiyorum. Sürpriz kutlamada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yolum 10-15 dakika falandır. Huh, hadi bay. Nesis. Videolarda niye derinden nefes alıp veriyorsun ya? Bütün video var ya, nefes darlığı çektim Nesis sayende. Çok sağ ol. Bir nefes al ver, öyle başlat ya videoyu. Oh. Nefes ritmimi de kaçırıyorsun yani, doğru düzgün. Ritimde de nefes almıyorsun ya, bir de o da sıkıntı. Evet ya, ben niye öyle oluyorum acaba? Çağrı her gün adamdır 5'le görmüş. Eyvallah kardeşim. Donet aracılığıyla yayıncılara hakaret etmeniz durumunda hakkınızı Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile soruşturma süreci başlatılır. Bilginiz adli makamları ile paylaşılır. Doğru, bu doğru. Eyvallah Cansın. Word Y'de 5'le gönder. Büyük selam olsun demiş. Twitch'ten bir tane link bırakmış. Ve Allah'ıma şükürler olsun ki... Çağrı, bu blog 1000 like olursa Nesrin'in adını lahmacuna yazdıracağım. Bence sen lahmacuna Nesrin'in adını yazma. Nesrin'e lahmacunu yazalım. Nesrin'e lahmacun dövmesi yaptıralım bence. Bir iddia girelim. Hayır. Bir iddiaya girelim. Lahmacun dövmesi yaptıralım Nesrin'e. Kaç izlenmede yaparsın Nesrin? Yazım olsun. Nasıl? Yani lahmacun şekli mi olsun dövmede, yazısı mı olsun? Bak ben derim ki mesela koluna, burana, omzuna bir yere böyle bir lahmacun hamurunu açalım. Her iddia kaybettiğinde işte yeşilliğini, kıymasını, bilmem ne, limonunu falan. Günün sonunda ama o seni eğitsin, anladın mı? Orada tam bir lahmacun olduğu anda büyümüş ol, anladın mı? Soranlara da şey dersin. Bu lahmacun büyüttü beni amına koyayım falan dersin. Ananı sikeyim, ayağım şeye değdi. Tarık abi gitti. Oğlum ayağım alttaki şeye değdi. Geldi. Benim geldi de yayınınki geldi mi? Yayın geldi mi? Gelmedi galiba, şu an yok. Dur, geliyor gibi. Geldi, bu şey çoklayıcı var ya, çok hassas. Kablolar birine değdi mi hemen gidiveriyor. Drop drop hemen geldi. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Evet, gelmiş. Geldi abi, geldi ya. Ama işte açmayan da nereden bilecek? Çok yorgunum. Arkadaşlar abi, zaman... asansörden iniyordum burada. Evet, o zaman. Ya, yok, geçti abi. Suzi, aç kapıyı Suzi. Annem. Aa, sen mi geldin? Çok yoruldum. Anne ne yapayım, elim dolu. Annene alt yazı yazsana bir dahaki vlogda. Tam anlaşılmıyor. Tamam. O lanet olsun, yine mi sen falan? Senin mesajı alıyor ama o da kirli evimiz arkadaşlar. Bu anne, bunlar mı dağıttı burayı gerçekten? Lan ne kadar tatlı kedi, büyümüş ya Nesli. Buraları falan. Büyüdü Çağrı, büyüdü. Bu kedi ya, tantuni mi? Maşallah.
Bak mesela bu Nutella bitmiş artık mesela. Bunun farkında mısınız? bir de parmaklanmış. Ayrı öğelere bunun bittiği konusunda hemfikir misiniz artık? Yoksa birisi hala şansını deniyor mu? Zorluyor mu yani hala? Bunun hala var bence. Son şans hep ben denerim. İkna olmuyorlar mı? Birbirlerini ikna edip yenisini alamıyorlar değil mi? Ben yedim belki de. Bak. Evin mod düşürücüsü geldi falan düşün. Sen geldin. Seni sevmiyorum abla. Falan diye böyle geliyor. El Guapo 50 telegram Nesrin timsaha benziyor çağrımı. Nasıl ya? Nasıl yani timsaha benziyor? Bak bu kız Berin izlemez değil mi bu yayın tekrarını? Bilemiyorum. Ya yine de öyle yapmayız tabii ki ama. Şaka şaka bunlar. Şaka şaka bunlar Berin. Abi tam en bak en zor dönemler bu ev gerginliğinin en maksimum olacağı dönemler bu dönemler ben söyleyeyim yani. Üniversiteye hazırlanan genç bir kız var evde. Evet. Ve başka bir şehirde hazırlanıyor yani onun da sıra sitesini sürekli yansıtıyor eve bence. Berin için konuşmuyorum ha bunu. Sakın ha Nesrin. Evet. Timsah Nesrin bak bunu Berin'e söylemiyorum. Ya timsah ne alakası? Zaten bak bu kol tutuşu ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Bu kol tutuşunu ben sana söyleyeyim. Nasıl sikeceğim hiç soru çözemedim bugün. O kolu böyle tutuyorsun o kol o kolu yani anladın mı? Nefret ediyorum abi her şeyden. Unutum gideceğim bu evden. O modu öyleydi o gün zaten. Gideceğim bu evden. Geçen hafta taşındınız ya Berin'cim. Daha. Belki de Berin yedi bilemeyiz. Ya ben yemedim. Ben zaten sınava hazırlanıyorum. Bu sene stresli senem benim ya. Bana artık karışmayın abi ya. Bu sene zaten benim stresli senem ya. Kaç tane konu var? Senin haberin var mı? Bak. Bir de üniversiteye hazırlananların bu olasılıklar üzerinde her sene var. Her sene vardır mesela bu. İşte Allah. Senin sınıfında birisi kalp krizi geçirirse tam puan alıyorsun abi. Hadi inşallah. Mesela var, bunlar abi. Var mesela değil mi? Çok öyle hurafeler var mesela yani. Sınav esnasında sizin sınıftan birisi kalp krizi geçirirse full. Seninki art full. Ondan sonra amına koyayım ODTÜ'de sen nasıl kazandın ya? Bizden çocuk öldü. Ben burayı tercih ettim. Nepente 5 lira göndermiş. Tatbikatta Nesrin yayındaydık. Çöktük, kapandık, patladık. Onu izledik. Rino 10 lira göndermiş. Çağrıcığım neden günden güne daha seksi hale geliyorsun? Yayın mı izliyoruz? Erotik içerik mi belli değil. Rino'cığım çok teşekkür ederim. O senin kendisi seksi paliten. Anıl 5 lira göndermiş. Abi 8 santim memi... 8 santim Memiş'e bir selam söyler misin? Bugün doğum günü kendisine teşekkürler. 8 santim Memiş'e buradan selam... Bu kadar. 8 santime ben daha fazla kendimi yoramam. Yanlış anlama. Memiş'im doğum günü kutlu olsun. Cansın. Mutlu yıllar kardeşim. Mutlu yıllar. Lilith'il 171 kişiyle baskına geldi. Lilith 171 kişiyle bizi ustamış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Lilith'im. Hoş geldin. Şaka olduğunu belirtir misin? Belki yengeç mi hiç izler kardeşi. Sierra senin kardeşin mi? Fake hesabı mı Sierra Nesrin? Olabilir mi yani? Hey, hayır. Sierra 0606. Berin hesabı mı? Yok yok Berin aradı ya. Bak yine tam o ara muhabbeti kaçırdım. Ne diyor Berin? Benden konuşmayın artık yeter. Bir de Berin daha eve gelmemiş. Benim haberim yoktu. Berin dışarıdaydı çağır tamam mı? Ne diyor Berin ya? Biz de yayına girdik ya. Yayında benim açtın abla diyor da. Hayır vlog işte, izliyoruz deseydin ya. Vlog izliyoruz. Dedim bir şey demedi. Güldü şaka zaten. Şaka bunlar. Evet güldü. Yayın geri sarıyorum sürekli. F5 at. Abi buradan 24 santim battal o yarraya. Selam söyler misin?
Çağrı Ercüment 8 TL göndermiş. Büyük selam olsun. Yani selam olsun. O büyütür. On kez F5 attım yine sarıyor. Yayın geri sarma hatası. Ayarlardan yok. Ayarlardan bir oraya kaynak yapıp bir daha geri al, bir daha kaynak yapabilir misin rica etsem? F5 atıp CTRL F5 hard reset. Hayır sen yedin yalancı. Ne oldu? Berin bugün çok hasta baktım ya. Ne yapayım? Berin bugün çok hasta baktım ya. Zaten klinikte kalabalığız diye 8 dilimden fazla börek yiyemedim. Şu avlaya da diyeceğim artık bir tepsi börek kime yetecek? Orada 2-3 kişiyiz. Allah Allah. Bir de küçük tepside yapıyor. Kasada bir tane yumuş var. Böyle bir şey. Ben varım bir de hava tutucu var yani 3 kişiyiz orada. Kaç tane hasta baktım Nesrin bugün? O gün 4 tane falan baktım işte. 4 tane falan baktı. Yani... Ne yapıyorsun sen? Psikoloji. Köklü sayıları anlamıyorum. Ürmek için ağzından dumanı üfledi adam. O dumanı üflemeden gülersem hayatım sikiliyor öksürükten. Niye ağlıyorsun? Yapma abla ciddiyim. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Bak birazdan. Bak direkt vlogu kapattı. Pastamı böyle seçtim. Orman meyveli. İyi ki doğdun Suzilet'ten. Hiç olmuş mu sence o hece ölçüsü? Olmamış. Yani bunu bir ona uyduruver ya bari. Suzilet'ta belli ki olmuyor. Suzilet'ta o ta demek ki fazla geliyor orada. İyi ki doğdun Suzi mesela. Evet. Bari hece ölçüsünü dikkate alalım ya. Çilekli pasta ne harbiden ya? Çilekli pasta ne ya kanka? Ya kanka çilekli pasta ne ya? Abi. Hayatımda karşılaşmak istemediğim 100 listemde ilk 3, 4. sırada falan. Gerçekten mi? Evet. Çilekli pasta mı olur abi? Çilekli pasta nedir ya? Gayet olur. Ben asla meyveli pasta kabul etmiyorum. Ben de meyveli hayır pasta seviyorum. Ya meyveli pasta sevebilirsin. Sen ama muzlu pasta seviyorsun daha çok. Onu çok iyi anlıyorum. O senin genetiğinden ötürü öyle. O evet güzel muzlu geliyor. Olur. Sağda güzel oluyor. Bir de siz mesela biz mesela muzun içini yiyoruz. Sen dışından yok. Kabuğunu da yiyorsun. Bütün vitaminini de alıyorsun. Ben kendi yayınımda yerim meyveli pasta o zaman. Aynen öyle. Sen o zaman kendi yayında meyveli pastanın sevdiğini anlatırsın. Kestaneli severim mesela. Frambuazlı severim. Şeyli severim ya. Krokanlı. Favori krokan abi. İyi ki doğdun Suzilet'te. Büyüdüm bir yaşta diyorum. İyi ki doğdun. Diyebilirsin doğru çünkü. İyi ki doğdun. Ya çağır. Bu sene 2 yaş mı attın ki yani? Bu bir yaş daha büyüdük. Krokan ya niye krokan mı deyip küçümsediniz ya? Krokan, kakao, frambuaz. Nazlı frambuazlı. Bunları seviyorum abi. Güzel krokanlı. Kıtır kıtır. Teşekkür ederim anneciğim. Dilek dile, dilek dile. Anne eğil biraz üfler. Dilek dediğin dua diyor. Ben de. Anneciğim bak şaşırdım. O dua başka. Onu burada değil o. Bak bu dileğin normal. Bunu evrene dilek gönderiyorsun. Bunu hani dua gibi değil bu çünkü. Öbürü dini de işin içine sokuyor ya. Onun ikisini çok iyi ayırmamız gerekir ya. Timotrey 38. ay. Güzel kardeşim yayınlar katılamadığım için üzgünüm. Abim. Selamlar, sevgiler, saygılar her zaman. Ben özledim galiba seni Timuçin abi. Ben özledim galiba seni.
biraz üfler. Ya şu ya. Şu ya. Dileklerimle, dilek dile dendiği noktada Berrin bu sene kazansın. Hüso İstanbul'a derhal gelsin. Burada hemen buraya gelsin. Yerleşelim. Mutlu bir aile tablosu kuralım. Kızım artık 3000-5000 izlenmeye başlasın. Mutlu bir aile tablosunu çizmeye devam edelim. Bu. Dilek bunlar. Sağlık, sıhhat. Bu. Burada ben dikkat ettiğim kadarıyla aynı duayı tekrarlıyor gibi. Üç kulu vallahi bir elham gibi geldi bana. Ya gayret anne. Dua mı okuyor benim? bu babaanne anneanne duaları böyle biliyorsun. Hiç mesela sen okuyor. Lan, Arapça bir de yani zor, tamam mı? Duanın harfi harfine okuman lazım falan. O kadar hızlı artık 55 senenin getirmiş olduğu bir pratiklikle beraber 60 senenin tekabülünde speedrun okunuyor dualar. O da mesela ben bir araştırma yaptım. O duaların ağızdan çıkma biçimi bile etkiliyormuş duanın şeyini, anladın mı? Öyle bir olay var yani. Anneannem böyle okuyor benim. Sana nazar demiş diyor. Esniyor nazar. Anneannem tontişim benim ya. Öpüyorum seni ya buradan. Çok kötü nazar demiş. Doğanın arasına yorum da sıkıştırıyor falan böyle. Anneanneciğim ya benim. Çok seviyorum ya. Ulan... Nefesim bitti. Nefesim bitti. Ne olursa ölsün artık o mum. Oh. Bu vlog gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bunu bak yüzücü sporcu, milli sporcular falan izler. Rahat izler bu videoyu. Benim kondisyonum yetmedi ya. Gerçekten kondisyonum yetmedi ya. 12 dakikalık yemin ediyorum sıkılaştırma videosu gibi olmuş amına koyayım sabahtan beri. Yemin ederim bana kas kitlesi oluştu ya. Gerçek olmuyor. Ah be Suzi ya. Bak bak ne dedi oradan, yine gördün mü? Evin pozitifi. Bak bak evin pozitif enerjisi bak. Doğal taşı. Çok geri aldı sanki abi. Biraz ilerletti. Ya şunu abi. Tek tüfle ya. Şunu tek tüfle ya. Suzi. Timothy 10 kişi abonelik göndermiş. Timuçin abim. Buradasın. Buradasın. Baş tacısın abim. Çok sağ ol. Bak bak. Ne diyor kardeşine bak. Abi Suzi ya. 3 tane. Gerçek olmayacak. Aa kaçtı. Gerçek olmayacak diyor. Ya sana 47 tane alsaydı. Hadi alkış arkadaş. Ben 46 yaşındayım. Tık. Evet evet annem, şaka yaptım. 10 senedir 45 yaşındaydım. Hayır annem 56 çizgi gram. Zorbalıyor abi. Biracık göndermiş. Ah anne bak ya. Yasemin teyzen de bileklik hediye etmiş bana çakla. Nesli siz niye kadını üzdünüz sürekli? Ha, güzel. Ah anne ya yaşlandı falan yapıyorlar. Hemen şimdi pasta yiyelim. Bir senin hediye yok, var mı? Yok şaka ki. Ben varım yani. Şaka ki ama çok... O çok tehlikeli bir cümle şaka ki. Şaka ki kullanma. Bunu ben sana bir söyleyeyim. Bunu sakın Kuzey Kore'de sakın söyleme böyle bir şey elime. Tamam. Şaka ki dersen ne yapıyorlar biliyor musun? Günahlarımdan arındır beni gibi bir şey orada. Onun anlamı o. Hareketi yaptırıyorlar kendine. Şaka ki çok tehlikeli. Bu topraklarda bir anlamı yok. Zaten yok. Anne benim hediyem yaş pasta işte. 200 liraya aldım. Enayi parası değil mal. İlk başta gittiğim yerdekini beğenmedi. Bloktayız çocuklar. Pasta attım. Bunlar kötü dedi. Başka pastane gittim. Ne yapayım? Sil. Saat 9'da 50 tane pastane mi gezeceğim? Hadi ne zaman yiyoruz? Ben daha Duy Beni'yi izleyeceğim. Şimdi kesiyorum. Duy Beni mi? Bitti. Ne oldu? Ne oluyor ya? Bir outro koyaydınız ya. Hızlı bitirdim. Nesrin pasta yiyeceğin diye bir anda vlogu mu kapattın?
Bir anda karnım pasta yiyeceğim diye vlog abla böreği gördüğü yeri hatırlayalım vlogta. Orada da bir görüntü gitti. Ya bir yemekle karşılaşana kadar güzel ilerliyorsun. Bir besinle karşılaştığın anda videoya bir şey oluyor amına koyayım. Benim zayıf noktam yemek. Çok da zayıf değil gibi. Ya. Ya kanka bizi tutma bak El Guapo. Benzeteceğim çünkü biraz daha şey yaparsan benzeteceğim gibi. Çok bakınca benziyor. Timsah neslin ya. Güzel bir vlog olmuş. Şöyle kaç like'a dövme yaptırıyorduk? 11.